Herkese selam. Bazen bazı yerleri anlatırken çok fazla konuşmaya gerek yoktur. Burası benim için aslında öyle yerlerden bir tanesi. Bolu, Mudurnu ilçesinde Yedigöller, Abant bölgesi. Gerçekten inanılmaz bir yer. Bu bölgeyi yani İstanbul ya da Ankara tarafında olanlar için böyle saklı cennet gibi diyebiliriz ya. Benim sürekli böyle kaçtığım, gitmeyi inanılmaz sevdiğim, çok zevk aldığım bir yer. Böyle resimler ve videolar eşliğinde size biraz burayı tarif etmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Bölge milli parklara bağlı ve koruma altında. Dolayısıyla işte ateş yakmak vesaire falan bu tarz şeyler yasak. Açıkçası böyle olması bence güzel. Dediğim gibi bölgeyle alakalı böyle şurayı gezin, burayı gezin diye bir şey anlatamayacağım. Çünkü yani eğer birazcık doğayı, temiz havayı, işte manzarayı falan seviyorsanız burası hakikaten anlatılacak değil de gelip böyle yaşanılacak yerlerden bir tanesi. Kaçamak yapmak söylediğim gibi inanılmaz keyifli. Bölgeye geldiğinizde gezebileceğiniz çok fazla alan mevcut. Yani yürüyüş yapabileceğiniz çok fazla yer mevcut. Şimdi bu bölgeye genelde araçlı ya da turlarla geliniyor. Ben açıkçası turlarla vesaire falan gelinmesini çok tavsiye etmiyorum. Bence bir aracınız varsa araçla gelebilir. Ya da işte ne bileyim arkadaşlarla işte iki aile birleşerek vesaire bir araç kiralayarak falan gelinebilir. Ama buraya gelirken bir araç olması ve konaklama ayarlamanızı öneririm. Şimdi bölgede kalacak yerler falan maalesef biraz tadı kaçmış durumda. Hani, konaklamaya çok açıkçası uygun değil. Buradaki tesisler gerçekten çok pahalı. Açıkçası hak ettiklerini de pek düşünmüyorum. Hani yani bu kadar parayı hak edecek bir hizmetleri var mı derseniz bana kalırsa yok. Ama biraz doğayı ve kampı seviyorsanız zaten direkt ekipmanlarınızla, çadırlarınızla gelebilirsiniz ki biz genelde böyle yapıyoruz. Onun haricinde eğer arabayla gelirseniz bölgeye yakın yerlerde atıyorum akşama kadar gezip daha sonrasında gidip konaklayabileceğiniz, ertesi gün tekrardan gelip tadını çıkartabileceğiniz konaklama alanları mevcut. Yani arabayla 15-20 dakikada ulaşabilirsiniz farklı bir yerlerde kalıp. Bu sizi neredeyse bütün tatilinizin parasını çıkartmış olursunuz. Sadece oradaki konaklamaya vermeyeceğiniz parayla. Yani burası bu kadar pahalı. Aynı Doğu Karadeniz'deki yerler gibi yani yaylalarda yapılan o ahşap bungalovlar vesaire filan. Eskiden yöre halkına bizlere hitap ederdi ama şu an yöre halkı ya da bölge insanını açıkçası çok da beklemiyorlar. İnsanlar gelsin, yabancılar gelsin, fotoğraf çekilsin. Oradaki manzarayı paylaşsınlar. İşte Instagram'da storylere vesairelere falan koysunlar diye böyle. Dışarıdaki insanlara pazarlanan yerlerden olmuşlar maalesef. Nüfusun bu kadar hızlı arttığı bir ortamda yani bu bölgenin doğası ne kadar daha korunabilir? Çok da emin değilim onun için. Bana kalırsa gelin, gezin, kirletmeyin. Yani zaten arabayla geldiğinizde hani göllerin hepsini yürüyerek direkt gezebileceksiniz. İnanılmaz bir manzara. Bildiğin gelen buraya aşık olacaktır. Ha bu arada bence yazın ya da ilkbaharda bu bölgeye gelmeyin. Yani insanlar işte yazın olur, ilkbaharda olur falan filan diyorlar ama ben katılmıyorum. Bu bölgenin mevsimi sonbahar, hatta sonbahar bile değil, kıştır. Gelebiliyorsanız muhakkak karlı havalarda gelin. Şimdiden gelen herkese iyi tatiller. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sağlıcakla kalın.